Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evlilikte toksik, zehirli eşler kimlerdir onu konuşacağız. Bu videoda biraz bahsedeceğim ama başka bir video ileride çekeceğim ve bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Ya da bir şey yapabilir miyiz? Çünkü her durumda bir şey yapamayabiliriz. Eğer toksik, zehirli bir eşimiz varsa ne yaparız? Ya da biz ne kadar... Acaba bizde bir toksiklik var mı? Zehirli bir eş miyiz biz? ona bakmamız için öncelikle kendinizden başlamanızı tavsiye ediyorum. Acaba siz de bunlardan saydıklarımdan hangisi olabilir ve bunu fark ettikten sonra yani eşinize karşı toksik olmamak için neler yapabilirsiniz? Bunu düşünmenizi istiyorum. Bunu, bu videonun amacı diyeyim. Ee, bu. Birinci olarak kontrolcüler. Ee, evet hayatımızda biz e, herhalde yetiştirilirken de böyle yetiştiriliyoruz. Ailelerimiz, bebeğimiz bizi kontrol ediyor. Ee, biz küçük kardeşlerimizi kontrol etmeyi öğreniyoruz. ve e, Ama bu e, eğer belirli bir düzeyde ise sağlıklı olabilir. Ama belirli bir düzeyi aştıktan sonra hem etrafımızdaki insanı çok rahatsız ediyor hem de bizim e, psikolojimizi de bozuyor. Çünkü biz her zaman kontrol etme ihtiyacı hissediyoruz. Niye? Nasıl oluyor eşlerle alakalı? Eşimize diyoruz ki, "Orayı aradım mı? Buraya gittim mi? Bunu yaptım mı?" E, hem evdeki sorumluluklarıyla alakalı devamlı bir kontrol etme. Niye bunu buraya koydun? Diş niye buraya e, koymadın? Ya da e, işte ekmek Yemekler niye dışarıda? Niye kapıyı kapatmıyorsun? gibi devamlı her şeyi kontrol eden kişilerde diğer eş şunu hissediyor. Bir göz devamlı onun üzerinde ve kendisi rahat hareket edemiyor, rahat nefes alamıyor. Bana gelenler, kontrolcü bir eşi olup bana gelenler şunu söylüyorlar, nefes alamıyorum artık. Yani artık nefes alamıyorum. Çünkü nefes alamıyor. Çünkü sanki bir göz her an onun nefesini bile kontrol ediyor hale geliyor. Bunu hissediyor. Yani diyor ki ben artık kendi evim ama kendi evimde rahat edemiyorum. Acaba hangi hatamı görecek? Hangi şeyimi kontrol edecek diye. Bunu siz iyi niyetle de yapıyor olabilirsiniz. Ey kontrolcü eşler diyeyim. E, kontrolcü bir eşe de sahip olabilirsiniz. Siz kendiniz de kontrolcü olabilirsiniz. Ben onu korumak için yapıyorum diyebilirsiniz. Ben onun sağlığı için. Yani sağlığı için siz hiç durmadan ona spor yap, spor yap, kilo ver diyor olabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki, evet ben onun sağlığı için e, söylüyorum. Etmeyin. Eğer sizseniz bu. Şimdi eşiniz yapıyorsa, hani e, tabii eşinizi değiştiremiyorsunuz. Ona karşı ne yapabilirsiniz? Tavrınızı koyabilirsiniz. Hayır, ben yapmayacağım. Evet, sizin sağlığınız için bile olsa burada net olarak kendinizi ortaya koymalısınız. O kontrolcülükten vazgeçer mi? Ne zaman vazgeçer bilmiyoruz. Ama bizim kendimizi iyi hissetmemiz için bunu söylüyorum. Ama eğer biz kontrolcü isek kendimize bakalım. Ee, bundan e, hem kendimiz için, en önemlisi kendimiz için açıkçası Küçük küçük adımlarla e, azaltmaya çalışalım. Yani Evet bedelini ödeyebilir. Bedelini siz de ödeyebilirsiniz. Evet siz diyebilirsiniz ki ama ben ne yapayım? Herkese gidiyor borç veriyor. Ben kontrol etmezsem elimizdeki bütün para gidecek. Peki ben şunu soruyorum gelen kişilere. Kontrol ettiğinde ne oluyor? Hiçbir şey değişmiyor hocam. Hayır bir şey değişiyor. Sen kontrol etme pahasına sabahtan akşama kadar enerjini tüketiyorsun. Sonra belki enerjin olsa sonrasında onunla konuşmaya, ona e, bu konuda e, bir e, şey bildirim yani geri bildirimde bulunmaya, bir onu durdurmaya gücün olacak. Ama bunu da yapamıyorsun. Çünkü sen her gün enerjinin onu kontrol etmekle uğraşıyorsun. Kontrolcülük böyle bir şey. Hepimizde az çok kontrolcülük var. Ama bunun e, acaba diğer e, partnerimizi ne kadar rahatsız ediyor? Ölçüsü bu olmalı. İkincisi bağımlılar. Evet her türlü bağımlılıklar. Alkol bağımlısı, kumar bağımlısı. Ee, şimdi bağımlılarla, bağımlı eşlerle hayat geçirmek zordur. Ama şu an yeni bir bağımlılık çıktı. Ne? Oyun bağımlılığı. Ee, veya sosyal medya bağımlılığı. Yani eşlerden herhangi bir tanesi e, bazen sabahlara kadar oyun oynayabiliyor ya da işte Instagram'da sosyal medyada gezebiliyor ve bu bağımlılık evliliği ciddi olarak etkiliyor. Şimdi bizim de bağımlılığımız olabilir mi? Evet biz kendimize bakalım. Şimdi biz bir tercih yapacağız. Bu bağımlılığımız çok ileri seviyede ise bununla alakalı terapi, yardım almalıyız. Eğer ben böyle bir bağımlım öncelikle kabul edeceğim. Ya ben istemez, istersen bırakırım. Şimdi orada seni o zaman bıraktırmayan ne? diye kendimize sormamız lazım. Ama bağımlılarla e, hayat geçirmek zordur. Bir yere kadar e, geçirebilirsiniz. Bir yerden sonra o yol tıkanır. Eğer bağımlılık da bir taraftan artarsa zamanı. Bir de şimdi flörtöz tipler. Bunlar flörtöz erkekler de olabilir, flörtöz kadınlar da olabilir. Şimdi bunlar e, Burada şeyi kastetmiyorum, kötü niyeti kastetmiyorum ama bazı insanlar diğer karşı cinste, arkadaşlıklarında daha samimi, e, olabilirler. Bunlar kendi değer ölçülerine göre bazen el şakası, bazen iş yerindeki arkadaşlarıyla çok samimi tavırlara girebilirler. E, baz onlarla şakalaşmalar, onlara aşırı ilgi göstermeler diğer partneri son derece rahatsız eder. Bu kadınlar da olabilir. Bazen kadınlar flörtöz kadınlar dediğimiz. Yani bunu şöyle diyebiliriz. Ayaküstü flört eden tipler vardır. Yani e, yani herkese gülebilir, ada şey yapabilir, eğlenebilir, ona el şakası yapabilir. Olabilir. Bir taraftan e, yani e, bu partneri çok ciddi rahatsız eder bu noktada da eğer partnerimiz böyleyse ciddi olarak e, tavrımızı bu konudaki rahatsızlığımızı söyleyip bedelini de söylememiz lazım böyle devam ederse ne olur peki eşin ne yaparsın şimdi bedel söylemeden benim söylediğim rahatsız oluyorum evet o da diyor ki olursan ol ben böyleyim diyor ben değişemem diyor. Şimdi burada sen o değişmezse bu yolu onunla devam eder misin? Yoksa değişmezse bu yolu onunla devam etmez misin? Hem kendinin hem de karşındaki kişinin bunu bilmeye ihtiyacı var diyebilirim. Şimdi bir de takıntılılar var. Takıntı ne takıntısı olabilir? Mesela temizlik takıntısı olabilir, değil mi? Temizlik takıntıları daha temiz olsun, titiz olmak. Şimdi bizim toplumumuzda bir de titiz olmak, temiz olmak böyle çok iyi bir şey gibi gözükse de aslında bu bir hastalık olarak kabul ediliyor, değil mi aşırısı? Yani takıntılarımız varsa daha temiz olayım, daha iyi olsun, üç kere halıyı sildireyim diyenler var. Benim de mesela annem böyleydi, <laughs> biraz çok fazla. Sanırım o dönemde bütün kadınlar böyleydi, biraz şeydi, takıntılıydılar ve kendilerini de böyle etkiliyorlardı. Yok ben üç kere sildim. Yok sen beş kere mi sildin? Aa falan diye böyle. E, bunu da besleyen şeyler vardı. Ama takıntılar evliliği ciddi olarak etkiler. Bunu her türlü takıntı, yani sizin işte e, bütün her şeyi kontrol etme takıntınız da olabilir. Yani gaza açık mı, elektrik açık mı, bu da olabilir. Ya da işte böyle bir temizlik takıntısı da olabilir. Bütün bu takıntılar, e, takıntılı olan e, tipteki kişiler eşlerine karşı. Takıntılarıyla o kadar yoğundurlar ki eşlerine ilgi gösteremezler. Önemli olan o takıntılarını beslemesi veya beslememesidir. Yani eşin işte ayakkabıyla gelmesi çok, büyük... mesela bir yere mesela çok titiz ayakkabıyla girdi, işte girilmemesi gereken çok büyük bir olay olur. Yani yapmaması gereken ona göre bir şey yaptı. Yani bunlar da evliliği ciddi olarak etkileyen problem tiplerden diyebiliriz. Bir tanesi de otoriter, zorba eşler şimdi bu evet tek tarafı değil. Burada kadınlar da erkeklerde de iki tarafta da bunu görebiliriz. Bir taraf otoriterlikçe, otoriterleştikçe, diğeri daha da zorbalaştıkça. Hayır, benim dediğim olacak. Hayır, e, bu evde ben ne dersem o. Ben erkeğim, benim dediğim olur. Ben, hayır kadınım sen beni ezemezsin gibi çok yüksek dozdaki otoriter tavırlar diğerinin ezilmesine, bir süre sonra, sonra pasifleşmesine ve daha sonra çok ciddi ağrılarının başlamasına ve hastalanmasına sebep olur. Yani birisi otoriterleştikçe diğeri aslında ya pasif agresif e, olarak ona zarar verir ya da bir süre sonra ciddi olarak hasta olur. Aslında biz e, o otoriter tavırlarla e, eşimizi e, hastalığa ve o şey oldukça e, kendi tavrını koymadıkça diğer partner otoriterliğini arttırır. Ve o en sonunda artık pili biter ya buna tamamen dur der bu e, ilişkiden çekilir. Ya da hasta olur, sıkıntıları başlar. Ee, yani e, dili söylemese bile bedeni artık ben buna, bu eşe dayanamıyorum der. Evet, depresif tipler. Bunlar da nasıldırlar? Her şeyi... Ee, ...şeyle e, düşünenlerdir. Yani negatif yönüyle. Yani bir yere gidersiniz, yemek yerse... ...ay burada işte şöyle oldu. Yani bir parka gidersiniz ay bu parkta işte kokuyor. Yani her şeyde negatif olan bir şey bulurlar. Çok fazla ağlarlar. Çok fazla üzülürler. E, alınabilirler. Ve bu diğer partnerin... ...ne yapacağını şaşırması olarak karşına çıkar. Yani ne yapsa eşini mutlu edemiyordur. O kişiye göre. Eşi ise kendisinde yani bu depresif kişi kendisi mutlu olamadığı için eşinden onu mutlu etmesini daha da çok bekler. Böyle bir kısır döngüye girilebilir. Eğer depresif eşin kendisini, eğer siz bu depresif moddaysanız şu anda kendinize bir bakın ve deyin ki sizi buradan kurtaracak eğer siz bir çukurdaysanız bu çukurdan kurtaracak olan sizi eşiniz veya hiç kimse değil buradan sizi tek kurtaracak olan sizsiniz. Evet, hayatta negatif şeyler, pozitif şeyler, güzellikler ve çirkinlikler var. Ben e, bu tarz e, karakterdeki kişilere hep diyorum ki gece yatarken kendinizde, hayatınızda bugün üç güzel şey ne oldu diyorum. Yani 3 güzel şey. Her gece bu alıştırmaya devam ettiğinizde bir süre sonra beyninizin sadece negatif, depresif o sizi e, o e, şey değil, negatif tarafları değil, pozitif tarafları da görmeye başladığınızı göreceksinizdir. Tabi depresifler umutsuzdurlar. Her şeyin daha kötü olacağını düşünebilirler. Ve e, kararsızlıkları vardır. Bunları da yavaş yavaş, e, çok ağırsa terapi almanız gerekir. Değilse kendi kendinize, ya evet ben depresif bakıyorum ve bunu nasıl değiştirebilirim diyerek kendinize yönelmenizi gerekir. Küçük bir tavsiye olarak tavsiye vermiyor koçlar ama böyle bir şey desem ne dersiniz diyebilirim. Şimdi bir de kaygılılar var. Her şeyden kaygı duyarlar. Ee, hayat da kaygılı bakarlar. Bunlar biraz mesela enegramda altılar böyle bakarlar. Yani hayatları kaygıyla çalışır. Ee, güvenilir mi güvenilmez mi? Herkese böyle bakarlar. Hayata böyle bakarlar. Yeni bir alet aldığında bir araba bile aldığınızda derler ki acaba bu güvenilir mi? Bunun güvenlik işte şeyi var mı? Ee, emniyet kemeri sağlam mı? Bir eve taşınırsınız bu şehir güvenilir mi? Diye devamlı kaygılılardır. Acaba birisi bize bir şey yapar mı? İşte birisi bizim paramızı alır mı? Birisi bize zarar verir mi diye kaygıyla çalıştırırlar için eşine karşı da kaygılıdır, eşine karşı, çocuklarına karşı da kaygılıdır ve bu bazen şüpheyi de getirir, şüphelenir, acaba beni aldatıyor mu, acaba bir şey mi yapıyor, ille bir erkekle de değil, acaba benimle konuştuğunu annesine anlatıyor mu diyerek hayata devamlı kaygılı ve endişeli bakanlar da diğer partneri, diğer eşi zorlayabilir. Şimdi birisi de bağımlı kişilikler. Şimdi bağımlı kişilikler nasıldır? Bunlar niye bağımlı olabilir? Anneye bağımlı kişilikler olabilir. E, kendi ailesine olabilir. Bazen bir arkadaşa bağımlı olan e, kişilerle bile karşılaşıyorum. Yani tamamen arkadaşı onun hayatında öyle bir e, yerde ki e, eşiyle evleniyor ama her şeyde e, diğeriyle bağ, e, bağımlılık. Şimdi bağlı olmak güzel bir şeydir. İkisi arasındaki farkı anlatacağım. Bağlı olmak güzeldir. Arkadaşlarım olabilir, aileme bağlıyımdır. E, onlara onlardan geri bildirim alırım, onlarla iletişimi kuvvetlendiririm. Bu güzeldir. Ama bağımlı olmak onsuz yapamamaktır. Her şeyimi onunla yapmak istemek, ona sormak, onsuz karar alamamam demektir. Şimdi bir eş düşünün. Annesine sormadan karar veremiyor. Her şeyini ona soruyor. Arkadaşına sormadan hareket edemiyor. Şimdi bu ne oluyor? Diğer yeni kurulan evlilik ilişkisini zedeliyor diyebiliriz. Evet, bir tane de narsistler. Narsistlerle alakalı video çektiğim için çok kısa anlatayım. Narsistler Narsistlerle ne yapabilirsiniz? Ne yapabilirsiniz de bir çekeyim? Çünkü aslında hiçbir şey yapamazsınız. <laughs> Bunu fark etmek. Yani bir şey yapmaya çalışmamak aslında. Yani narsist, "Aa benim eşim narsist, onu düzelteyim." çabasından vazgeçmek en önemlisi. Bütün bunlarda yazdığım şeylerde de eşinize bir şey yapamazsınız. Ama siz fark edip kendinizi bununla alakalı nasıl bir yol yürüyeceğinize karar verebilirsiniz. Yoksa hani onu değiştirme gücüne Evet maalesef e, değil mi? Maalesef değil aslında kimsenin bizi değiştirmeye hakkı olmadığı gibi bizim de kimseyi değiştirmeye hakkımız yok. Böyle de tabii bakabiliriz. Narsistler nasıl? Narsistler evet duygusal olarak yoksundurlar. Siz onlara diyorsunuz ki ben sana yardım edeyim seni doktora getireyim. Seni. Yani şimdi bir narsisin zaten aslında yarası var ve diyor ki benim yaramı görme. Zaten bütün yaptığı şeyler senin onun yarasını görmemen için bir eş olarak. Sen bir de diyorsun ki ben senin yarını gördüm, seni götüreceğim tedavi ettireceğim. Bu biri narsis için korkunç bir şey. Ve bu sefer sensin hasta diyor. Sen beni nasıl böyle yargılarsın, sensin narsis sen işte şeysin e, takıntılısın, sen delisin demeye başlıyor. Çünkü yani şunu kabul edeceğiz, ben onun e, yaralarını tedavi edecek kişi ben değilim. Eğer bir insanın yarası varsa, eğer bir insanın hastalığı varsa, tedavi edecek kendisidir. Eğer o istemezse hiç kimse tedavi edemez. Evet narsistler için çok kısa anlattım. Narsistler çok uzun. E, narsistlerle ilgili çektiğim videolara buradan bakabilirsiniz. Bir de öfkeliler. Öfke düzeyi tabii çok önemli. Hepimizde öfke var. Aslında öfke bize bir şey söylüyor. Öfke iyi bir şeydir. Öfke bir e, alt duyguyu. Ben değersiz hissediyorsam öfkelenirim. Ben ilgi istiyorsam öfkelenirim. Bu öfkenin dozu önemli. Ben ne için öfkeleniyorum? Ne düzeyde öfkeleniyorum? Yani başıma gelen işte e, yani eşim yanlış e, bir işte eve işte ben şey yapıyorum ta, o sırada tatlı yapıyorum yanlış bir malzeme aldı unu alacağına şeker tu, şeker alacağına tuz aldı yani buna vereceğim tepkinin bir düzeyi var bir de yani eşim e, yani bizim işte paramızı birine verince ya da eşim gidip birisini de beni aldatınca vereceğim tepki var. Yani şimdi benim tepkilerimin de bir ölçüsü olması lazım. Öfkemizin de bir sınırı olması lazım. Ve e, kişi de yani partnerimiz eşimiz de bilmeli ki benim e, hangi şeyde, hangi durumda, hangi öfke şeyinde cevap veriyorum. Eğer ben öfkeliysem kendime bakacağım ve diyeceğim ki acaba benim öfkeyle ne problemim var? Yani ben altında hangi duyguyu hissediyorum? Değersizlik mi, yetersizlik mi? Beni öfkelendiren ne oluyor? Ona bakacağım. Öfkeli bir eşe sahipsen, şunu diyorum öfkeli bir eşe sahipsen. Eğer eşin öfkeli ise eşinin öfkeli e, davranışına karşı sen ne yaparsan kendini daha iyi hissedersin. Burada kabullenmeden bahsetmiyorum. Ya eşim öfkelenmesin diye ben her istediğini yapayım. Bunu kesinlikle söylemiyorum. Eşinin öfkeli davranışına karşı sen hangi davranışı yaparsan kendini daha iyi hissedersin? Yani e, sen de mi öfkelenirsen daha iyi hissedersin? Ne olur sonucu bunun bedeli var. Ya da sen e, çıkıp o odadan gidersen mi kendini daha iyi hissedersin? O öfkelendiğinde e, Başka bir şeyle mi meşgul olursan ya da e, ona sert bir şekilde yani bir daha e, bana bu şekilde davranma dersen hangi davranış bu tamamen sana ait? Ya da e, susarsan mı? Sessiz kalırsam mı? Sen hangisinde daha iyi hissettiğini bak bakalım kendine ne davranırsan ben şunu diyorum öfkeli bir davranışa karşı ben nasıl davranırsam kendimi daha iyi hissedeceğim. Onu bul, belki o senin hayatını daha da kolaylaştırır. Son olarak da şüphecileri yazmışım buraya ama şüphecilerden bahsettik. Şüpheciler de evet, e, kaygıyla hemen hemen aynı. Şüphe ediyor, hem etrafındaki insanlardan, hem sizden, hem sizin ailenizden, e, herkesten şüphe ediyor ve bu sizin hayatınızı zorlaştırıyor. Şüpheci olanların bazen kendilerinin güvene ihtiyacı vardır. Güvendikten sonra bazı şüpheciler çok sadık olabilirler. Bakmak lazım. Acaba sizin eşinizin bu şüpheci tavrına karşı siz nasıl davranıyorsunuz? Siz bunu değiştirmek için, değiştirmek için değil de siz bu şüpheci davranışa karşı nasıl davranırsanız kendinizi daha iyi hissedersiniz. Gene buna bakın derim. Evet, 11 tane madde saydık toksik eşler ee, olarak. E, siz hangisisiniz diye soracağım. E, veya sizin eşiniz hangisi? Ve sizin bu durumda hangi davranışı benimserseniz kendinizi daha iyi hissedersiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.